Zeynep kızım, içsene çayını soğutmuşsun. Kız, böyle boş çay mı verilir ha? Püsküyü müsküyü bir şey koyaydın ya yanına kıtırdatacak. Yok, zahmet olmasın. Olur mu canım? Çocuk batırıp batırıp yer. Harun, kapıya bak. Gönül bacımdır. Tamam. Hayır, ne oldu sana? Ne oldu? Hey, oğlum. Oğlum ne oldu sana? Kızım, tendir diyor, pamuk bir şeyler getir hadi. Şu otur. Geç. Geç otur bakayım. Çabuk. Oğlum. Yok bir şey yana ya, abartma. Kim yaptı sana bunu? Bir tane. Buna bak bakayım. Kim yaptı sana bunu? Bir şey. Tombi'yi besleyelim mi? Şahsuvar'ın adamları pusu kurmuş. Aralarında kardeşi Ahmet de varmış. Ama elletme beni, seni merak etme. Harun, topla çocuklar. Tamam abla. Oğlum, sana vuran eller kopsun inşallah. Sakar teyze. Teyzem. Geç, geç bacım, geç. Benim oğlan, derdi hiç bitmez. Geçmiş olsun abla. Ne bu böyle? Ben de anlamadım ki. Hı. Aklımda sizde kaldı. Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok yok, merak etme, her şeyi hallettim. Her şeyi hallettim. Polisler hala kapıda, ne zaman gidecekler? Ablan ne zaman yakalanırsa o zaman. Hala bir haber yok değil mi? Yok. Tamam, anlaşıldı. Siz böyle oturup bekleyin, ben daha fazla dayanamayacağım anne. Gerekirse Sarp'la tek tek sokaklara bakıp bulacağım ablamı. Otur yerine Duru. Gece gece bir de seninle uğraşmayalım. Geç şuraya. Ama illa bir şey yapmak istiyorsan şu kadını ara. Gönül Hanım'ı. O biliyordur ablanızın nerede olduğunu. Aa tabii ya. Nasıl aklıma gelmedi benim? Gönül değilim ben. Kimsin sen? Pardon. Kendisiyle görüşebilir miyim? Yok evde. Ne zaman döner acaba? Müneccim miyim ben? Ne cehenneme gitti, ne zaman gelir ne bileyim. İki kap yemek bırakmış. Bir sıkıntın olursa adama seslen gelir dedi. Hiç utanmadan. Hadi yeter. Sen de sorma daha. Ne oldu? Hiç. Ben de anlamadım. Gönül Hanım evde yokmuş. Ablanızla beraberdir. Bence de. Ya çok iyi bir kadın anne bu Gönül Hanım ya. Değil mi? Demek bu zor zamanlarında da ablamı yalnız bırakmadı. Alo. Selim, sen misin ha? Anlat, anlat. Riva'dan.
Gece yarısından sonra. Bana bak. Bunlar benim yeğenlerim. Başlarına bir şey gelmesin sakın, tamam mı? Tamam, sağ ol. Gözünüz aydın. Kulağınızla duydunuz işte. Sizin işiniz halloldu. Çok sağ olun. Sağ ol ablacığım. Sen Şahsuvar'ın kardeşi Ahmet'i mi bıçakladın? Oğlum daha önce neden söylemedin ha? Ona göre tedbirimizi alırdık. Çocuklar hazır mı? Abla hazırız biz. Tamam. Gönülcüğüm. Yok. Kusura bakmayın. Birazdan adamlar kapıya doluşur. Polisler de gelir. Ortalık yangın yerine döner. Ben size bir araba ayarlayayım. Hemen Riva'ya gidelim. Yok, biz taksiyle gideriz. Kızım, akşam akşam kadın başınıza nereye gidiyorsunuz? Yürü bakayım, yürü. Hadi ben size Selim'in telefonunu da vereceğim. Oğlum hemen bir araba çağırın. Amirim. Gel. Nedir son durum? Zeynep Güneş'le ilgili bir gelişme var mı? Yok amirim. Üç noktada da karakol kuruldu. Ekipler bekliyor. Otobüs terminallerine, garlara, havaalanı polisine de aranan şahısla ilgili bilgi geçildi. Tamam. Amirim... kaç gündür eve gitmedik de... acaba bugün de mi gitmeyeceğiz? Tamam, tamam Caner, sen git. Ben biraz daha çalışacağım. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Gönülüm, ben sizi bu akşam bırakmazdım ama gördün işte. Şimdi polisi molisi buraya doluşursa sizin de başınız yanar. Yok ablacığım, sen bizim için yapacaksın. Yaptın zaten, sağ ol. Hadi, hadi kızım. Hadi bir an evvel düşün yola. Al bunları. Kendi telefonlarınızı da kapatın. Bu sizin telefon numaralarınız, bu da Selim'in telefonu. Ay abla, ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim ya? Gel. Ne yaptım? Hadi, hadi düşün yola. Çok teşekkürler her şey için. Hadi kızım, güle güle. Hoşçakalın. Hadi hakkını helal et ablacığım. Helal olsun. Bir kez sen canım, ben vereceğim tombiyi. Koydum. Hanımefendiyle çocuğun da kimliğini alabilir miyim? Ya çocuk uyuyakaldı, perişan olmasın. Biz bir an önce odaya çıkalım. Ben yarın sabah size kimlikleri getireyim, olmaz mı? Tamam, peki. 111 numarayı verir misin? Buyurun. Sağ olun. Bir sorun çıkmadı değil mi? Yok, şimdilik hallettim. Hadi bir an önce yukarı çıkalım. Günaydın anneciğim. Günaydın canım. Ya bir dakika, ayrıldıkları yok ya resmen kapıdan. Sen iyi misin anne? Uyuyamadın mı? Hiç uyuyamadım. Ben de uyuyamadım. Bir yandan ablam, bir yandan Mert. Ay Gamze, ben bu karışıklıkta unuttum. Ne yaptınız Mert'le? Biz hallettik sayılır ya. Nasıl? DNA testi yaptırmamı istedi.
Ben de kabul ettim. Kızım böyle bir şeyi nasıl kabul edersin? Anne çok düşündüm. Yaptırmak zorundayım. Neden? Bebek senden değil dedim ya Mert'e. Zaten böyle bir şeyi niye söylersin ki? Ne bileyim, çıktı ağzımdan bir kere o sinirle. Neyse gidip şimdi test yaptıracağım. Ama bana güvenmemenin acısını çıkaracağım ondan, merak etme. Ben giyineyim. Ama Gamze. Görüşürüz anne. Aa. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Cahide Hanım evde mi acaba? Siz içeri buyurun, ben hemen haber vereyim. Cahide Hanım, Sinan Bey geldi. Sinan Bey, hoş geldiniz. Cahide Hanım, kusura bakmayın, rahatsız ettim yine. Estağfurullah. Buyurun lütfen. Ne içersiniz? Kahve, çay? Teşekkür ederim. Çok fazla vaktim yok. Buyurun lütfen. Cahide Hanım, sizinle açık konuşacağım. Zeynep Hanım'ın, yani kızınızın çocuk kaçırma olayından arandığını biliyorsunuz. Dünden beri ne kendisine ne de çocuğa ulaşabildik. Eğer nerede olduklarını biliyorsanız. Dün akşam gelen memur beylere de söyledim. İnanın bilmiyorum. Size birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. Cahide Hanım, bu olayda benim anlayamadığım bazı noktalar var. Zeynep Hanım o akşam geldiğim zaman bana bir kızı olduğunu söylemişti. Adı Turna'ydı galiba, değil mi? Evet. Peki Turna, yani torununuz kaç yaşında? 7. Ne tesadüf. Kızınızın kaçırdığı iddia edilen çocuğun yaşı da 7. Ve Bandırma'da öğretmenlik yaptığı okuldan da öğrencisiymiş. Sinan Bey, sizin işinize ne kadar titizlenen biri olduğunuzu biliyorum. Beni nazikçe sorguya çektiğinizi de. Ama bunlara hiç gerek yok. Açıkça sorabilirsiniz. Teşekkür ederim Cahide Hanım. O zaman bana söyler misiniz? Kızınızın bir çocuk kaçırdığından ne zamandan beri haberdarsınız? Turna'nın Melek Akçay olduğunu biliyordunuz, değil mi? Ben de size samimiyetle cevap vereceğim. Evet biliyordum. Uzun zamandan beri de haberdardım. Cahide Hanım, siz bir hukukçusunuz. Yani böyle kanun dışı bir olayı... Ya da... Hukukçu olduğunuz ve kanunları çok iyi bildiğiniz için... Kızınıza yardım ve yataklıktan ceza almayacağınızı bildiğiniz için sessiz kaldınız. Öyle mi? Bakın Sinan Bey. Ben bütün hayatını prensiplerine adamış bir insan. Kendimi bildim bileli hep şöyle düşünürdüm. Suç işleyen benim çocuğum dahi olsa bir an bile düşünmez adalete teslim ederim. Ama bazı şeyler insanın başına gelmeyince tam olarak idrak edemiyormuş. Ki ben bunu bu yaşımda anladım. Yani kızınızın suç işlediğini bile bile onu korudunuz. Buna ben bile inanamıyorum ama evet. Kızımın suç işlediğini gördüm. Onu ihbar etmem gerektiğini düşündüm. Ama yapamadım. Ona mani olmak, onu adalete teslim etmek istedim ama bunu da başaramadım. Annelik kimliğim, hukukçu kimliğimin önüne geçti. Ayrıca onu koruyamadım da. İki arada bir derede kaldım yani. Hayatım boyunca bildiğim bütün doğrular karşıma bir duvar gibi dikildi. Ve ben onları aşamadım. Şimdi bütün bildiğim doğruların doğru olduğundan emin değilim.
Anlıyorum. Gerçekten anlıyor musunuz? Bir anne, diyelim ki sizin anneniz, eğer siz bir suç işleseydiniz, sizi ihbar eder miydi? Edebilir miydi? Ya da tam tersini soralım, siz annenizi ihbar edebilir miydiniz? Çünkü malum, çocukların merhameti annelerinki kadar olamayabiliyor. Annemin ne yapacağını bilemem. Ama ben bir an bile düşünmeden yapardım Cahide'n. Yani siz annenizi ihbar edebilir miydiniz? İzninizi isteyeyim. Eğer Zeynep Hanım sizi ararsa lütfen teslim olması gerektiğini söyler misiniz? Sinan Bey beni arayacağını hiç sanmıyorum. Asiye, Sinan Bey'i geçirir misin? Sinan Bey. Emin olun, anneniz sizi ihbar etmezdi. Çocuklar belki annelerine kıyabilir ama anneler çocuklarına asla kıyamazlar. Evet evet geldik biz. Olur tabii ödemeyi önden yapabilirim. Nerede ne zaman? Tamam tamam bulurum ben. İyi günler. Ödemeyi önden yapmamı istiyor. Ben şu banka işini halledeyim. Dişim sallanıyor. Çıkacak galiba. Sen biliyor musun? Sallanan dişin çıktığında diş perisi sana hediye getirecek. Diş perisi mi? Hiç duymamıştım. Evet. Çıkan dişini yastığın altına koyacağız. Sabah uyandığında diş perisi hediyeni yastığın yanına bırakmış olacak. Yaşasın. Sakar teyze duydun mu? Diş perisi hediye getirecekmiş bana. Üşüttünüz galiba. Yok yok. İyiyim. Boğazıma bir şey kaçtı gülerken. Ben şu banka işini halledeyim hemen. Tamam. Biz de sahile gidelim mi biraz? Kahvaltın bittiyse. Olur. Annem gelmeyecek mi? Geleceğim. Ufak bir işim var. Ondan sonra geleceğim yanınıza. Çok gel olur mu? Olur. Olur. Hadi gel gelin. Sıkı sıkı. Dışarısı çok soğuk. Dur şunu şöyle yapalım. Halime bak. İnsanlıktan çıkmış. Maymun gibi. Cengiz beğenmezdi. Thank you.
Bak bakalım Cengiz etrafına pervane oluyor mu, olmuyor mu? Tekrar geçmiş olsun. Vallahi sağ ol doktor. Sayende yırttık kefene. Cengiz. Kızım, istemiyorum ben artık seni. İstemiyorum. Cengiz! Cengiz! Cengiz, ne olur beni bırakma. Yalvarırım, beni bırakma. Bundan sonra söz veriyorum, başına bela bela açmayacağım. Sakın beni bırakma lütfen. Bir şey söyle Cengiz, ne olursun. Bana bak, istersen sokaklara düş. İstersen git kerhaneye düş. Vallahi beni bağlamaz. Ne halin varsa gün ulan. İşlemi anne karnından amniyo sığısı olarak gerçekleştireceğiz. Hastanede kalmanıza gerek yok. Birkaç saat istirahat ettikten sonra taburcu olabilirsiniz. Gamze Hanım bakın, ben bir hekim olarak anne karnında DNA testine etik bulmuyorum. Ve zararlı haller dışında tercih etmiyorum. Bunu sormak zorundayım. Emin misiniz? Niye öyle söylediniz? Bir risk falan söz konusu değil, değil mi? Açıkçası 1/300 de olsa bir düşük riski söz konusu. Yani aslında riskten bile sayılmaz. Formalite icabı söylüyorsunuz siz sanırım. Küçük de olsa bir risk tabii. Bunu bilerek onaylamanız gerekiyor. Tamam, sıkıntı yok. Onaylıyoruz. Değil mi Gamze? Onaylıyoruz. Sakar teyze, bizim yeni evimiz de burada mı olacak? Keşke kuzum. Keşke gözümün gördüğü elimin yettiği yerde olsaydınız. Bu ne demek? Yani buradan birazcık daha uzakta olacaksınız demek. Ama ben seni özlerim ki. Oy, ölürüm ben sana. Ben de seni özlerim Turna. Seni de özlerim, anneni de çok özlerim. Benim ömrüm özlemekle geçti zaten. Varsın biraz daha özlüyüm. Siz iyi olun da. Sakar teyze, dur. Hadi denize gidelim. Hadi dur, yavaş ama dur. Koşmadan. Alo. Alo, Ali Bey. Zeynep ben. Alo Zeynep Hanım. Nasılsınız? Nerelerdesiniz? Sizi çok merak ettim. Aradım ama ulaşamadım. Telefonum kapalıydı. Bu da yeni numara. Ya yurt dışına çıkıyoruz da biz. Sizden bir şey isteyecektim. Yurt dışı mı? Neler oluyor Zeynep Hanım? Şimdi anlatamayacağım. Annem. O bana kırgın. Gamze ve Duru'yu da arayamıyorum. Belki telefonları dinleniyordur. Ona iyi olduğumu söyleyebilir misiniz? Tabii. Siz güvendesiniz değil mi? Evet, her şey için teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Bir ihtiyacınız olursa yine arayın, olur mu? Tamam, çok sağ olun. Arkadaşlar merhaba. Siyahlı saldırı olayında kaybolan çocuk hakkında son bilgileri paylaşmak istiyorum. Çocuğun kimliği Melek Akçay olarak tespit edildi. Ancak çocuğun kaybolmayıp kaçırıldığı annesinin şikayeti üzerine öğrenildi. Kaçıran şahsın adı Zeynep Güneş. Birazdan sizlerle paylaşacağımız fotoğraflar sayesinde Zeynep Güneş'in en kısa sürede yakalanacağını düşünüyoruz. Şimdiden hepinize teşekkür ederiz. Amirim, bu Melek Akçay birkaç ay önce Bandırma'da kaybolan Melek Akçay mı, yoksa bir isim benzerliği mi var? Evet arkadaşlar, aynı çocuktan bahsediyoruz. Kaçıran şahıs çocuğun okuldan öğretmeni. Emniyet birimlerimiz en kısa sürede iyi bir sonuç almaya çalışacak. Kolay gelsin. Teşekkürler. Zeynep sen misin? Evet benim.
Para yanında mı? Yanımda. Çaktırmadan ver bana. Ne zaman yola çıkılacak? Netleşince mesajla haber veririm ben sana. Telefonun beni aradığın numara değil mi? Evet. Tamam. Ali abi. Önemli deyince koşarak geldim. Ablamla mı ilgili? Seni mi aradı? Sakin ol Duracığım. Geç otur şöyle hocam. Evet, ablanla konuştum. Nerede? Ne yapıyor? Her şeyi anlat lütfen. Turna yanında mı? İyiler mi? Önce bir sakin ol Duracığım, tamam? Evet. Turna yanındaymış. İkisi de iyilermiş. Zeynep Hanım yurt dışına gitmeye karar vermiş. Yurt dışına mı? Ama nasıl? Polis her yerde onları arıyor. Bizim evin önüne bile kamp kurdular. Ayrıntısını ben de bilmiyorum Duracığım. Sadece güvende olduklarını söylediler. Umarım öyledir. Çok sağ ol. Yine bir şey öğrenirsen haber verirsin, değil mi? Annem, Gamze ablam, hepimiz onu çok merak ediyoruz. Keşke bir de sesini duyabilseydik. Turunam. Al şunları da bahçe duvarına koy. Şunu şuraya. Şunu da. Şunu da şuraya koyalım. Tamam oldu. Güzel oldu mu Sakar teyze? Çok güzel oldu. Sen yaparsın da güzel olmaz mı turuna kuşum? Ne güzel yapmışsınız. Kağıt elma aldım size. Teşekkürler anne. Ah sağ ol. Afiyetiniz. Halledebildin mi? Güzel olmuş mu anne? Çok güzel olmuş. Bak burası yeni evimiz. Anlatayım mı? Burası bisikletlerimizi park edeceğimiz yer. Hı hı. Burası salon. Burası mutfak. Burası da seninle yatacağımız yer. Tamam. Peki burada kağıt helvalarımızı yiyelim mi? Anne orası tuvalet. Tamam. Peki bu oda ne? Orası Sakar teyzemin odası. İnşallah dalgalar girip evimizi bozmaz. İyisin değil mi? İğne yerin falan acımıyor. İğne yerim değil. Kalbim acıyor. Bana bu yaptığını hayatım boyunca unutmayacağım. Bunu sen istedin Gamze. Çocuk senden değil diyerek aklımı karıştıran sensin. Şimdi hiç beni suçlama. Neyse. Sonuçlar gelince tekrar konuşuruz. Hoşça kal. Gamze'dir. Aç, aç çabuk. Kızım çok merak ettim. Telefonunu da açmadın. Ya anne, telefonu sessize almıştım. Bir şey değil. Sen yalnız mı geldin? Mert yok mu? O beni bıraktı. Kapıda ayrıldık.
ablamdan haber var mı? Yok kızım, hiçbir haber yok. Gamzeciğim, sen ne yaptın kızım? İyi misin? Sonra konuşuruz anneciğim. Ben şimdi odama çıkayım, biraz uzanayım, tamam? Olur. Alo. Tamam. Tamam, geliyorum. Buyurun hanımefendi. Sinan Bey arayıp çağırdı beni. Bir saniye burada bekleyin. Amirim, şu bayan sizi soruyor. Ne oldu? Melek'le ilgili bir gelişme mi var? Odama geçin. Sen de bizimle geleceksin değil mi Sakar teyze? Ben de mi? Sen, ben, annem. Beraber yaşarız, bir dükkan açarız. İçine danteller, yünler koyarız. Annem müşterilerden para alır. Biz de seninle yünleri düzeltiriz. Olmaz mı? Olur, olmaz mı hiç? Olur, ne güzel düşündün. Anne, müşterilerden para alma işini sevmedin mi? Sevdim canım. Tam bir aile dükkanı gibi oldu. İşte bakın benim kızım. O da Zeynep karısı. Al işte kabak gibi kanıt. Kadın kaçırıyor çocuğumu. Zeynep Hanım iyi eğitim almış birisi. Sabıkası da yok. Sizce neden böyle bir şey yapmış olabilir? Ne bileyim ben. Çocuğu olmuyordur. Kısırdır. Beni çekemiyordur. Yani bilmiyorum, onu da ben mi düşüneyim canım? Ankara Çocuk Büro amiriyle görüştüm. Tanıyorsunuz değil mi? Daha önce evinize gelmiş bir pedagogla beraber. Kızınızla görüşmüş. Aile yaşantınıza dair Meleğin bir şeyler sakladığını düşünüyor. Ne varmış aile yaşantımızda? Şiddet mesela. Ne şiddeti ya? Kim uyduruyor şiddet? Hem siz niye bana sorular soruyorsunuz? Kadın çocuğumu kaçırmış, ona niye sormuyorsunuz ki? Hem çocuğum kaçırılıyor, hem burada oturmuş hesap veriyorum. Allah Allah ya! Sakin. Bu aralar İstanbul dışına çıkmayın. Aradığım zaman ulaşabilirim. Şimdi çıkabilirsiniz.
anda turna değillermiş. Neredelermiş peki? Yurt dışına gideceklermiş. Bu kadarını söyledi Ali abi. Kanun dışı yollarla. Ya ne yapıyor bu kız? Suç üstüne suç işliyor. Anne, biraz olsun ablamı anlamaya çalışsan. Nesini anlayacağım Duru? Kanundan kaçabileceğini mi sanıyor? Böyle yaparak her şeyin daha kötü olacağını nasıl düşünemez? Anne! Gamze! Abla! Koş, koş! Anne! Koş çabuk! Gamze! Anne! Çabuk koş, çık çabuk! Birkaç saat gözlem altında kalması gerekiyor. Operasyonun ardından herhangi bir komplikasyon gelişme ihtimaline karşı gözlemleyeceğiz. Peki kızım nasıl, iyi mi? Kızınız iyi Cahide Hanım. Ancak geldiğinizde bebek için çok geçti. Yani... Maalesef bebeği kaybettik. Gece yatakları birleştirelim mi? Üçümüz beraber uyuruz. Ben size masal da okurum. Olmaz mı anne ha? Olmaz mı Sakartıysa? Gel koluna takalım şunu. Hareket ettirmemen lazım mı? Getir. Taklar da çok rahat. Zıplama kuzum, düşersin. Sakar teyze, ben düşmem. Kolun ama, kolun. Ya hayır, ben büyüğüm, düşmem. Aa, sen büyük müsün? O zaman bir yat bakalım, büyük müsün? Bakalım büyük müsün? Sakar teyze, pis. Hoş geldiniz. Dur, paltonu alayım da ben. Duru. Ablanı hemen yukarı çıkar, üstünü başını çıkarsın. Uzan sen şöyle biraz dinlen, hadi canım. Tamam. Dikkat et. Bana da bir baş ağrısı hapı verir misin? Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Tabii. Bak bakalım kimmiş? Cahide Hanım. Sen ne utanmaz bir adamsın. Ne yüzle geldin buraya? Ben duyunca Gamze'yi merak ettim. Çok üzgünüm. Bırak bu sahte tavırları. İstediğin bu değil miydi zaten? Cahide Hanım, üzüntünüzü anlıyorum. Gamze'yi sana emanet etmekle ne büyük bir hata yapmışım. Bakın lütfen sözlerinize dikkat edin. Gamze'nin bundan sonra seninle ilgili kararı ne olur bilemem. Ama ben yaşadığım sürece senin o yüzünü görmek bile istemiyorum. Şimdi çık dışarı. Nasıl yaptım ben bunu? Doktor söylemişti. Küçük de olsa bir risk var demişti. Gamze. Yapma böyle, ne olursun. Gamze. Anne. Kızım. Sana söylemiştim ya. Annelik başkalarının seni nasıl gördüğü değil.
çocuğunun seni nasıl gördüğüdür. Ben bunu bile bile Mert'in beni nasıl göreceğini düşündüm. Nasıl yaptım ben bunu? Hak ettim ben bunu anne. Tamam canım. Abla bu telefon dinlenmiyor değil mi? Hayır, yeni hat bu. Yarın gece 12'de meydanda bekleyin. Sizi biri alacak. Tamam, orada olacağız. Tombik. 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 Sakar teyze. Efendim kuzum. Tombik'in çocukları olacak mı? Olur tabii ya. Olur, olmaz olur. Nasıl olacak? Şimdi çocukların olabilmesi için tabii şey lazım, bir arkadaşın olması lazım. Ne lazım? Yani bir eşinin olması lazım tabii. Sonra ne olacak? Sonra yani işte tanışacaklar falan. Tuna. Ne oldu anne? Sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu? Çabuk söyle. Senle ben yarın akşam yeni evimize doğru yola çıkıyoruz. Yaşasın! Yaşasın! Oo, yaşasın! Sakar teyze, sonra sen de gelirsin yanımıza. Üçümüz beraber yaşarız. Olur mu? Tabii gelirim kuzum. Siz önce bir gidin. Benim odamı hazırlarsın sen. Gelirim.